Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı provasına başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç benim? Hazır değilim. Hiç endişelenme. Birazdan mükemmel bir şekilde hazır olacaksın. Şimdi hazır değilim diye düşünsen de birazdan sana bütün 8. sınıfın 2. dönem 1. yazılı konularını güzel bir şekilde anlatacağız. Cümlenin ögeleri, fiil çatısı, cümle türleri zaten dünyanın en kolay konuları lokum kadar lezzetli. Bunları güzel bir şekilde anlattıktan sonra bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. LGS'de çıkıyor mu hocam? Haklısın bunlar LGS'de de geliyor. LGS'de de bunlardan çıkacağı için zaten sana şu şunu söyleyeyim Tonguç'um. LGS'ye hazırlanan bir öğrenci yazılardan yüz alır. Yazılardan 100 alan, yazılara iyi çalışan bir öğrenci de LGS'de çok iyi netler yapar. Neden? Çünkü bu soruların her biri LGS'de de geliyor. Zaten Milli Bakanlığı da biliyorsun bizler için Örnek sorular, senaryolar yayınladı. Bu senaryolara da baktığımızda... ...esasında seçeneksiz LGS soruları gibi diyebiliriz. Yani LGS bize soruların anlamını soruyor... ...seçenekler veriyor. Metnini soruyor, seçenekler veriyor. Burada ise seçenekleri çıkarıp cümle kurmamızı istemiş. Farklı farklı cümleler yazmamızı istemiş. Bizler de yazılı programımıza bunlara fazlasıyla yer verdik. Birazdan bunları güzel güzel çözeceğiz. Ve aynı zamanda biliyorsun konuşma, yazma, dinleme sınavlarıyla alakalı da çok güzel örnekler yapacağız. Daha doğrusu taktikler vereceğiz. Bu taktikleri de öğrendikten sonra zaten çok güzel bir şekilde yazılına hazır olmuş olacaksın. Güzel sorular hazırladık. Tam da Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek senaryolara benzer sorular hazırladık. Senin yapman gereken şey esasında çok basit. Birincisi şimdi bu yazılı provasını dikkatlice dinle. Soruları benimle beraber bak burada hazırladığımız çok güzel sorular var. Bu soruları benimle beraber cevaplayabiliyorsan harika. Cevaplayamıyorsan durdurup çözümünü izle. Ardından da yazı notlarından önemli yerlerin altını çiz ve en önemlisini söylüyorum yazılı denemelerinde mutlaka ama mutlaka çözmelisin. Burada diyelim ki soruyu çözüyorsun yapamazsan endişelenmene gerek yok. Kare okutarak soruların çözümünü görmelisin ve bence buraya yazmalısın. Çünkü yazıldan önce bu senaryoları çözüp yazarsan inşallah gerçek sınavında da yüz lira alırsın Tonguç. LGS daha mı zor? Güzel bir ya. soru sordun. LGS mi daha zor yazılı mı zor dersen buradaki sorunun cevabı belli Tonguç'um. Tabii ki de LGS'de seçenekler de var. Bir de infografik sorular geliyor. Dikkat çeken sorular geliyor. Bir de LGS'nin heyecanıyla böyle birazcık heyecanlanıyoruz. Soruları kaçırabiliyoruz. Ama bence yazıldan da yüzleri alacaksın. LGS'de de 20 Türkçe'de inşallah en yüksek netlere 20 netlere olacaksın diyorum. O zaman intromuz girsin ve yazılı provamız başlasın. Evet şimdi ilk başta dil bilgisiyle başlıyoruz. Sonuç herhalde benim fiil çatısı cümle nögeleri cümle türlerinin her birini güzel bir şekilde öğreneceğiz. İlk başta cümle nögeleriyle başlayalım. Cümle nögelerini hatırlarsan bizim bir trenimiz vardı. Loko lokomotif. Aynen bir de şarkımız vardı böyle loko lokomotif diye. Şöyle vagonlarımız vardı. Bu vagonların hareket etmesini sağlayan en önemli Aygıta biz ne diyorduk sonuç herhalde benim? Lokomotif. Harikasın lokomotif. O zaman şöyle vagonları çizdikten sonra şöyle şöyle güzel bir lokomotif çiziyorum. Loko lokomotif. Bu lokomotif olmazsa tren gitmiyordu. Cümlede de eğer yüklem olmazsa yüklem görevindeki lokomotif görevindeki kelime olmazsa cümle oluşmuyordu. Burada aynı zamanda diğer ögelerimiz de vardı. Öznemiz vardı. Yükleme sorulan kim veya ne sorularıyla bulunuyordu. Yine nesnemiz vardı. Özneye sorulan ve özneyle beraber yükleme sorulan kimi neyi sorularıyla belirtili nesne ne sorusuyla da belirtisiz nesne bulunuyordu. Bak kimi neyi. Buradaki i önemli. Bak özde öyle bir şey yok ama nesne de kimi neyi vardı. Bir de yer tamlayıcısı vardı. Yer tamlayıcısı da cümlenin anlamını yer bakımından tamlıyordu. Burada ise nereye, nerede, nereden, işte kime, kimde, kimden gibi sorularla biz bu ee, ...ögeyi buluyorduk ve başka hangi soruları vardı bunun Tonguç Heladi benim? Kime, kimi, kimden? Harikasın yani hep ede edenli sorular vardı. Bir de zarf tamlayıcımız vardı Tonguç Heladi benim. Bu ise ne zaman veyahut da işte nasıl, e, ne kadar, niçin gibi sorularla da zarf tamlayısını buluyorduk. Şimdi burada esas önemli olan şey neydi biliyor musun Tonguç'um? Sorulardan ziyade cümleyi ögelerine ayırırken biz bazı tamlamaları, fiilimsileri bölmememiz gerekiyordu. Mesela bir cümle yazalım. Örnek veriyorum diyelim ki bu cümle çok önemli bir cümle. Tonguç virgül yarın işte kimi sinemaya götürsün? Arkadaşımı. Tamam yarın arkadaşını yazıyorum buraya sinemaya götürecek diyelim. Şimdi güzel bir şekilde buraya yazdım. Götürecek. Şimdi burada Tonguç Elhan'ı benim. Götürecek kelimesinin yüklem olduğunu biliyoruz biz zaten. Kim götürecek? Tonguç özne Ne zaman götürecek yarın? zar tamlayıcısı Kimi götürecek arkadaşını? nesne Nereye götürecek sinemaya? yer tamlayıcısı Burada soruları sorduk ve cevapları bulduk ama böyle bir soru sınavda çıkmaz. Bilhassa LGS'de çıkmaz. Niye? Çünkü işte tonguç yani özde tek bir kelime. Yarın yani zar tamlayıcı tek bir kelime. Arkadaşını yani belirtil nesne tek bir kelime. Sinemaya yani yer tamlayısı tek bir kelime. Bunlar tek kelime olduğu için hem hocaların hem de Milliyetin Bakanı der ki ya bu çok kolay biraz zorlaştıralım der. Bu durumda ne yapmaları lazım? Daha kazık yapmaları lazım. Evet ama bu kazıklaştırmayı nasıl yapıyorlar biliyor musun Tonguç'um? Tamlamalar koyuyorlar. Aralarına böyle işte filmsler koyuyorlar. Mesela şöyle yapıyorlar diyorlar ki Tonguç'un diyorlar tamam mı? Yarın arkadaşını e, sinemaya diyelim götüreceğini götüreceğini duydum diyorlar. Şimdi bu cümlenin yüklemi duydum. Tamam. Duydu. Kim duydu? Ben duydum. Ben neyi duydum? Tonguc'un yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini duydum bak. Bu cümle 1, 2, 3, 4, 5 ögeden oluşuyordu. Ama alttaki cümle ise 1, 2 cümle, 2 ögeden oluşuyor. Bir yüklemimiz var bir de var. Ben zaten gizli özne. Dolayısıyla bak burada Tonguç götürecek, yarın götürecek, arkadaşını götürecek, sinemaya götürecek diye farklı farklı vagonlarımız vardı, ögelerimiz vardı. Burada ise Tonguç'un götüreceğini, ınının ısı der gibi burada adeta kocaman tek bir vagon oluştu. Biz bu vagonu neden bölemedik? Neden duydum? Neyi duydum? Tonguç'un yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini diye bir bütün yaptık. Çünkü burada fiilimsi var. Fiilimsi arkasındaki kelimeleri adeta bir elektrik süpürgesi gibi diye içine çekti ve dolayısıyla da ne oldu? Burada bir öge oluştu. İşte sana bunu sorarlar. Sana Tonguç'un duydum diyemiyorsun. Yarın duydum diyemiyorsun. Sinemaya duydum diyemiyorsun. Aa ben bunları yüklemle bağlantı kuramıyorsam bunu böyle diye bir bütün yapmam gerekiyor demen gerekiyor. İstersen bununla alakalı bir sorumuz var. O sorumuzu beraber çözelim. çözelim. Hocam. Sonrasında da zaten diğer konularımıza pekiştirmeye devam edeceğiz. Şimdi bak burada gel hatta baya bir sorumuz var. Demiş ki aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız demiş. Ayıralım mı Tonguç evladım benim? Ayıralım hocam. Ayıralım hadi bakalım başlayalım. Şimdi uluslararası uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı yurda döndü diyor şimdi öncelikle bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um döndü harikasın döndü döndüğünün altını çiziyorum ve buraya y yani yüklem yazıyorum şimdi döndü kim döndü Alper Gezer Avcı döndü. hatta yüklemleri kırmızı yapalım özneleri de şöyle başka bir renk seçeyim özneleri de yeşil, yeşil olmaz yeşil zaten var mor yapalım bak şimdi özneleri... kim döndü Alper Gezer Avcı döndü. şimdi bunu yazdık ama bunun öncesinde bir tamlama var İlk astronotu Alper Gezer Avcı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı. Görevini tamamlayan Alper Gezer Avcı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı. Burası bir bütün. İşte dolayısıyla burası tek başına bir özne oldu. Burası özne diye buradan ayırdık. Yurda döndü. Nereye sorusu da biliyorsun bizlere yer tamlayısını buluyordu. Onu da şöyle maviyle gösterecek olursak. Nereye döndü? Yurda döndü. YT yer tamlayısı yazıyorum. O zaman özne yer tanıması yüklemden oluştu. İlk cümlemizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinciye bakalım. Nasrettin Hoca bir gün çarşıya gitmiş. Yüklemimiz ben buluyorum. Kolay soruyu ben yapayım. Gitmiş yüklem. Kim gitmiş Tonguç eladım benim? Nasrettin Hoca. Harikasın. Nasrettin Hoca gitmiş. Hemen bunun da altına öznemizi yazdık. Ö. Şimdi nereye gitmiş? Çarşıya gitmiş. Hemen çarşıyı da şöyle yazıyorum. YT diye. Sonrasında da ne zaman gitmiş? Bir gün gitmiş. Bu da zar tamlayısı. Zar tamlayısını kahverengiyle gösteriyorum. Şöyle altını istiyorum zarf alması. Ne zaman gitmiş? Nereye gitmiş? Kim gitmiş? Bu da belli. Bu kolay bir soru oldu. Bu intiş bir soru oldu. Şimdi aşağıdakine bakalım. Türkçe dersinin sonlarına doğru öğretmenimiz bize ilginç bir öykü anlattı. Hmm. Şimdi yüklemimiz anlattı. Anlattığının altını çizdim. Kim anlattı? Öğretmenimiz. Harikasın. Öğretmenimiz. Hemen öğretmenimizin altını çiziyorum. Özne. Öğretmenimiz. Peki öğretmenimiz bize ne zaman anlattı? Türkçe dersinin sonlarına doğru. Burası zar tamlayıcısı. Kimi anlattı? Bize anlattı. Evet. Yer tamlayıcısı. Peki öğretmeniz bize ne anlattı? Öğretmeniz bize tabii ki de ilginç bir öykü anlattı. İlginç bir öykünün altını çiziyorum. Ve buna da belirtisiz nesne diyorum. Neden belirtisiz nesne diyorum? Çünkü bunu az önce göstermiştik. Bir daha söyleyelim şurada. Kimi neyi belirtili nesneye buluyor Tonguç'um? Sadece ne sorusu ise belirtisiz nesneyi bulduruyor. O yüzden burada ne anlattı? ilginç bir öykü dediği için bu belirtisiz nesne oluyor Tonguç'um. Şimdi geldik diğer sorumuza. Dün akşam ilçemize gelen turistler hafta sonu ilçemizden ayrılacaklar. Güle güle. Şimdi o zaman yüklemimizi ben söylüyorum. Ayrılacaklar. Peki kim ayrılacak Tonguç herhalde benim? Turistler. Patladın. Sadece turistler değil. Sadece turistler dersen yanlış anmış olursun. Burada demen gereken şey şu. Dün akşam ilçemize gelen turistler demen lazım. Niye? Öncesinde böyle diye içine çeken bir fiilimsi var. Bak gelen, ilçemize gelen, dün akşam gelen diye. Dolayısıyla burası özne Tonguç'un. Um. Ama sadece turistler dersen hocan der ki hmm, der ve bu da yazılı da mutlaka onu çünkü Buraya dikkat et. Çünkü hoca sadece turistleri istemeni ister. Yani sadece turistleri çizmeni ister. Sen diyeceksin ki bir dakika. Bir dakika kardeşim. Ben burada bir filmsin oluşurdu. Tamlama var diyeceksin ve tamlamayı bütün yakalayacaksın. Tamam. Şimdi... Yüklemi bulduk özneyi bulduk zaten sıralamamız şöyle önce yüklem sonra özne sonra nesne sonra tamlayıcılar yani yöntem kelimesindeki harflerin sıralanışı gibi yöntem bu şimdi yüklem özne tamam peki ne zaman ayrılacaklar hafta sonu ayrılacaklar. O zaman hafta sonu kelimesinin altını çiziyorum. Buraya pardon e, hafta sonu kahverengiyle çizmem lazım. Çünkü zar tamlayısı. Renkler çok önemli değil ama ben yine de renklere dikkat edeyim. Nereden ayrılacaklar? İlçemizden ayrılacaklar. Hemen bunun altını çizip yer tamlayısı yazıyorum. Bak kim ayrılacak? Turistler. Ne zaman? Hafta sonu. Nereden? İlçemizden diyorsun bitti gitti. Ama burada en önemli kısım şurası Tonguç'um bu hafta sununun falan filandan ziyade şuranın bir uzunluk içermesi. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kelimeden oluşması. Şunun uzun olması. Şunun uzun olması. İşte buraya dikkat etmen lazım. Bu senin sınavda karşına gelecek Tonguç'um. Şimdi başka fil geliyor. Onlara geçeceğiz ama önce... Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir. Sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Şuraya geri dönüyorum ben. Bunu aldım. E, burayı güzel bir şekilde göstermiş olduk. Özellikleme baktık. Yer tamlayışı, zar tamlayıcısına baktık. Neyseye baktık? Bir de vurguyla ara söz var onu da söyleyelim. Vurgu ve ara söz şu. Yükleme en yakın olan kelime vurgulanan ögedir. Yani Tonguç arkadaşını sinemaya götürecek diyor ya burada sinemaya vurgulanmış. Eğer burada yarın burada olsaydı mesela Tonguç arkadaşını sinemaya yarın götürecek deseydi yarın vurgulanmış olurdu. Tonguç yarın sinemaya arkadaşını götürecek deseydi arkadaşını vurgulanmış olurdu. Dolayısıyla yükleme en yakın olan öge vurgulanan ögedir. Bazen de cümlenin içerisindeki herhangi bir ögeyi açıklayan veya hiçbir açıklaması bile cümle dışı unsur olan ara sözler vardır. Mesela Tonguç, sınıfın en çalışkanı, yarın arkadaşını sinemaya götürecek diyebilirsin. Burada Tonguç'u açıklayan, Özden'i açıklayan bir ara söz olmuş oluyor. Bazen de Tonguç, sen tanımsayacaksın, yarın arkadaşını sinemaya götürecek dediğin zaman bu sefer de cümle dışı unsur kullanılmış oluyor. Şimdi geldik fiil çatısına. Fiil çatısı zaten dünyanın en lokum konusu. Fiil çatısındaki taktiğimiz şu. Bir tane erkek çiziyoruz. Şöyle hatta gözlerini de çizelim şöyle tamam mı? Şöyle bir burun çizelim. Ağız çizelim. Bir gözüne onu yazıyoruz. Diğer gözüne de onu yazıyoruz ama diğer gözdeki onuyu şöyle diye kapatıyoruz. Neden? Çünkü bu nesnecan demiştik buna. Nesnecan neydi? Nesnecan eğer nesne alabiliyorsa geçişli oluyordu. Nesne alamıyorsa geçiş oluyordu. O zaman buraya altına şöyle hatta üstüne yazalım şöyle kirpik yapalım buna. Bu geçişli olsun tamam mı? Nesne yani onu alabiliyor. Onu alamıyorsa da geçişsiz oluyordu. Bu kadar basit. Mesela şimdi böyle yazalım. Seviyor. Onu seviyor diyebilir miyiz Songuç'um? Diyebiliriz hocam. O zaman geçişli. Onu tanıyor diyebiliyoruz. Ama onu uyudu olmuyor. Onu yürüyor olmuyor. İşte bu kadar basit. Burada onu seviyor diyebildiğimiz için hatta şöyle yeşil yazayım. Onu seviyor diyebildiğimiz için geçişli oluyor. Onu tanıyor geçişli oluyor. Ama onu uyudu diyemediğimiz için onu yürüyor diyemediğimiz için bu onu alamayanlar geçsiz oluyor. Demek ki sevmek, tanımak geçişli onu alabiliyor. Uyumak, yürümek geçişsiz onu alamıyor diyeceksin. Bu kadar basit. Nesne Can, Nesne John gibi oldu ama Nesne John olursa Amerika olur. O yüzden Nesne Can yazdık. Burası nesne yüklem ilişkisinde. Bir de özne yüklem ilişkisi var. Burada ise böyle çok tatlı bir kız öğrencimiz var. İsmi Özne tamam mı? Buraya pembiş yazdım ama inşallah gözüküyordur. Öznegül ise Tonga Çeladi benim ona da şöyle güzel bir gözler yapalım kahverengi renk şöyle tamam ama tabii daha güzel olmaz gerektiği için şöyle kirpikler yapalım şöyle burun yapalım şöyle evet güzel bir şekilde tamam. Peki öznegülün özelliği ne öznegül de ya etken oluyor bak şöyle yazıyorum etken oluyor ya da edilgen oluyor edilgen peki burada ne yapacağız burada ise eğer etkense özne işi kendisi yapacak. Yani mesela diyelim ki şuraya yazalım. Soruları çözdü dediğinde soruları kendisi çözdü oluyor. Ama sorular çözüldü olursa bak sorular çözüldü. Sorular birileri tarafından çözüldüğü için başkası tarafından çözüldüğü için biz buraya edilgen diyoruz bak. Etken edilgen çözdü çözüldü diyoruz. O zaman nesne can yani nesne yüklem ilişkisini sorarsa onu kelimesini kullanacağız. Alabiliyorsa geçiş alamıyorsa geçişsiz diyeceğiz. Eğer özne gül pardon yani özne yüklem ilişkisi derse o zaman da etken ve dilgene bakacağız. Kendisi yapıyorsa etken diyeceğiz çözdü kendisi çözdü. Başka tarafından çözüldüyse edilgen diyeceğiz. sonuç el benim. Şey Şimdi bununla alakalı sorumuz var mı ona bakalım. Şöyle geçli geçsiz etken edilgeni anlattık ama. Şöyle tıkları tık 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 koyduk ama. Sorumuz nerede? Sorular kazık mı hocam? Hayır hayır soru kazık değil Tomuçum. Şimdi soruları çözünce göreceksin. Çok lokum bir soru. Ha burada bak şimdi. Şuraya kaldırdık. Aşağıdaki cümlelerin çatı özelliklerini belirtilen yerler yazınız diyor. Şimdi öznede kendi kelimesini kullanacaktık. Kendisi yapıyordu. Ya da başka tarafından yapılıyordu. Nesnede ise onu kelimesi alıyordu ya da alamıyordu. O zaman şuraya da onu kelimesini yazıyorum. Şimdi annem salonun penceresini kapattı. Annem kendisi kapattı. O zaman kendisi kapatınca etken oluyordu. Buraya yazıyorum. Etken. Hatta önce özneyle başlayalım. Şöyle Özne ilişkisiyle başlayalım. Şunu şöyle katlıyorum. Şuraya yazdım. Pardon. Şöyle hatta şu sayfayı şöyle biraz sola alayım. Şurada tamam. Ha bu kadar. Şöyle bakalım. Evet. Tamam. Bak şimdi. Öznesine göre yapıyoruz. Özne güle bakacağız. Kendisi ya da başka tarafından diyeceğiz. Annem salonun penceresini kapattı. Kendisi kapattı. Etken. Bu kadar basit. Ağacın gölgesi biraz dinlendik. Kendimiz dinlendik. O zaman bu da yine etken oluyor. Şimdi devam edelim. Cuma günü karneler dağıtıldı. Karneler kendisi mi dağıtıldı Tonguç'um yoksa başkası tarafından mı dağıtıldı? Başkası tarafından. Harikasın. Başkası tarafından dağıtıldı. O zaman başkası tarafından dağıtılınca biz buna etken değil edilgen diyoruz. Bak. Karneleri dağıttı deseydi kendisi olurdu ama karneler dağıtıldı diyor. O zaman aynı senin söylediğin gibi başkası tarafından dememiz gerekiyor. Çocuk çevik bir hareketle ağaca tırmandı. O zaman bu çocuk hakkında ne söyleyebiliriz? Bu çocuk bir kedidir hocam. Harikasın kedidir. Ama kendisi tırmandığı için de etken bir yükleme sahiptir. Bak ağaca tırmanıyor. Aferin. Fakat kendisi tırmanıyor. Etken. Tamam. Şimdi burayı bitirdik. Çok güzel. Özne yükleme bitirdik. Şimdi geliyoruz nesne yükleme. Nesnesine göre de ise onu alabiliyorsa geçişli onu alamıyorsa geçişsiz demiştik. Şimdi bakalım. Annem hatta burada da şöyle yapalım. Sayfayı şöyle koyalım. Şöyle yazıyorum şöyle ha. Şöyle yapıyorum. Annem salonun penceresini kapattı. Onu kapattı diyebilir miyiz sonuç helalim benim? Diyebiliriz, diyebiliriz. O zaman bu geçişli olacak. Ağacın gölgese biraz dinlendik. Onu dinlendik olmuyor bak. Onu dinlendik. Ne diyorsun ya? Dili misin sen? Onu dinlendik olmuyor. Cuma günü karneler dağıtıldı. Onu dağıtıldı olur mu? Olmaz. Olmaz. O zaman buraya da kapatıyorum. Çocuk çevik bir hareketle ağaca tırmandı. Onu tırmandı olur mu? Olur. Nasıl oluyor evladım? Olmaz ki. Çocuk çevik bir hareketle ağaca tırmandı. Onu tırmandı. Onu tırmandı olmaz Tonguç'um. Yanlış söylüyorsun. Onu tırmandı olmayacağı için bu da geçsiz oluyor. O zaman şöyle sayfayı düzeltiyorum. Burada hatta kırmızıyla yazalım ki renkleri karışmasın. Şimdi onu kapattı diyebildiğimiz için bu geçişli fiil oldu Tonguç'um. Onu dinlendik olmadığı için bu geçişsiz fiil oldu. Onu dinlendik olmuyor nesne alamıyor yani onu dağıtıldı olmadığı için bu da yine geçişsiz fiil olduğu ve onu tırmandı olmadığı için buna da yine geçişsiz fiil diyoruz. Demek ki nesne yüklem ilişkisinde onu alabiliyorsa geçişli alamıyorsa geçişsiz diyoruz özne yüklem ilişkisinde ise etken ve edilgene kendisi ya da başka tarafından diyerek bakıyoruz. Tamam. Şimdi fiil çatısını da bitirdik. Güzel gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz ama dikkatli gidiyoruz. Geldik cümle türlerine. Cümle türleri konusu geçen yıl yapılan Türkçe öğretmenleri sempozyumunda dünyanın en kolay konusu seçildi. Aa hocam öyle bir sempozyum mu var? Evet öyle bir sempozyum yok da ben şu anda espri yapıyorum ama gerçekten öyle bir sempozyum olsa dil bilgisinin en kolay konusu bu seçilir. Cümle türleri konu seçilir. Adeta bir lokum, adeta bir lezzet pınarı. Hemen bunu da anlatalım şimdi sana. Şöyle alalım. Nerede? Ha. Şimdi kurallı ve değerli cümle, isim fiil cümlesi, olumlu olumsuz cümle, tek yüklem cümle. Ha, bak şimdi burada hemen gösteriyorum. Şimdi öncelikle şöyle ortaya başlığımızı atalım. Nasıl yapalım şöyle? Şuraya yazıyorum. Ee, cümle türleri yazıyorum. Bak, gerçekten lokum ötesi bir konu. Çifte kavrulmuş bir konu cümle türleri. Şimdi dikkatli dinlersen hemen anlatacağım sana. Birincisi Tonguç Elhan'ı benim. İsim ve fiil cümlesi var. Yani yüklemine göre cümle yazıyorum buraya bak. Yüklemine göre cümle. Yani yüklemin türüne göre. Ya bir fiil cümlesi oluyor Tonguç'um ya bir fiil cümlesi Fiilce yazıyorum ya da bir isim cümlesi oluyor. İsimce yazıyorum. Mesela bana bir cümle söyle Tonguç'um. Ali eve geldi. Harika, çok güzel bir cümle söyledin. Ali eve geldi. Dünyanın en kolay cümlesi. İlkokul 1'de öğrendiğimiz cümle. Şimdi bu cümlenin yüklemi geldi kelimesi olduğu için bu bir fiil cümlesi oluyor. yüklen fiilse fiil cümlesi oluyor. Şimdi ben de bir isim cümlesi yazayım. Ali çok işte ne diyelim mesela mutluydu. Şimdi bu cümlede mutluydu yüklem olduğu için ne kadar mutlu çok zarf tamlayısı olacak. Mutluydu yüklem o zaman bu isim olduğu için isim cümlesi oluyor. O zaman yüklem fiilse fiil cümlesi, isimse isim cümlesi olacak. Bu kadar basit. Mesela soruları çözdü diyor. Çözdü fiil olduğu için fiil cümlesi. Onu seviyor diyor. Seviyor fiil olduğu için fiil cümlesi diyeceğiz. Bitti gitti. Şimdi bu bir devam ediyoruz bu tarafa gelelim. Yüklemin yerine göre cümlelere bak. Yüklemin yerine göre cümleler. Bu da yine dünyanın en kolay konularından bir tanesindeki bir parça. Eğer yüklem cümlenin sonundaysa kurallı cümle oluyor Tonguç'um. Kurallıca yazıyorum. Eğer yüklem cümlenin sonunda değilse devrik cümle oluyor. Eğer cümlenin hiç yüklemi yoksa cümle tamamlanmamış bir cümle ise eksiltir cümle oluyor. Şimdi bakalım yazalım. Şimdi mesela ne diyelim? Yine bir cümle söyle bakalım. Ali eve geldi. Tamam yine aynı cümleyi söyledin. Kabul ediyorum. Ali eve geldi. Bak buraya yazıyorum. Ali eve geldi. Bu cümle kurallı da bir cümle aynı zamanda. Niye? Yüklem sonda. Bak şöyle kahverengi ile göstereyim. Yüklem sonda. Ama devrik olursa, devrik olursa yüklemin yeri son değil, ortaya da baş oluyor. Mesela diyelim ki geldi Ali eve diyorsun. İşte yüklem sonda değil de başta olursa biz buna devrik cümle diyoruz veya ortada olursa. Eksiltili cümlenin ise yüklemi yok. Mesela e, ne diyelim mesela acı acıyı virgül su sancıyı. E işte öyle yani bastırır falan. Ne diyorsun ya kardeşim? Bitmedi cümle. Yargı tamamlanmamış. Eksiltili cümle diyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bir de anlamına göre cümleler var. Onu da yazalım şöyle. Anlamına göre cümleleri de morla yazalım. Anlamına göre. Bu zaten çok basit. Sadece anlamına bakacağız. Burada dikkatli olmamız gerekecek ama şimdi eğer anlamı olumluysa olumlu cümle diyeceğiz. Anlamı olumsuzsa olumsuz cümle diyeceğiz. Eğer soru anlamı varsa soru cümlesi, ünlem anlamı varsa da ünlem cümlesi diyeceğiz. Gördüğün gibi bu kadar basit. Fakat burada şuna dikkat etmeni istiyorum Tonguç'um. Cümlenin direkt anlamına bakman gerekiyor. Yani başka bir şeyine değil. Mesela şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki beni seviyor dersen bu olumlu bir cümle. Beni seviyor. Ama beni sevmiyor değil de olumlu cümle. Niye? Bak yazayım şimdi. Beni seviyor. Beni sevmiyor değil. Yani seviyor demek. Sevmiyor değil. Mame var, değil var. İki tane olumsuzluk var. Ama hani matematik iki eksi bir artı olur ya. Bu da öyle oluyor. Sevmiyor değil, seviyor demek. E bu da olumlu olmuş oluyor. Yani sonuçta anlamı olumlu. Olumsuz cümle ise mesela beni sevmiyor. Bu bariz olumsuz. Beni sevmiyor. Bişimce de olumsuz, anlamcı olumsuz. Veyahut da mesela ne arıyor ne soruyor. Yani aramıyor da sormuyor da. Bu da biçimce olumlu ama anlamcı olumsuz. Soru cümlesine baktığımızda mesela e, bana bir soru cümlesi yap bakalım Tonguç Elan'ın benim. Hocam ders ne zaman biter? Yani az kaldı yarısından çoğu bitti birazdan biter ama. Hay pardon soru cümlesi yaptım pardon pardon. O zaman yazalım. Ders ne zaman biter? Ben de gerçekten sorunu zannettim. Ders ne zaman biter diyorum. Bak bu gerçek soru cümlesi. Bazen de bir de sözde soru cümleleri var Tonguç'um. Sözde soru cümlesi ise şöyle oluyor. Cevap beklemeyen soru cümleleri. Mesela diyelim ki Mehmet Akif Ersoy diyor ya. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Orada bir cevap beklemiyor. Ben olmam sen olmam. Öyle bir şey yok. Orada söylemek istediği şey şu Mehmet Akif Ersoy'un. Herkes bu vatan uğruna feda olur demek istiyor. Veyahut da mesela insan annesini üzer mi? Bak burada bir cevap beklemiyorsun ki insan annesini üzmez demek istiyorsun. Dolayısıyla insan annesini üzer mi dediğimizde bu sözde soru cümlesi oluyor. Buna da dikkat edin istiyorum. Ünlem cümlesi ise sonunda ünlem olmayan cümleler ama sonuna ünlem koyulması gereken cümleler. Mesela şöyle ne kadar yaramaz bir çocuk. Esasında burada bir ünlem anlamı var. Tabi sınavda sana bunu sorarlarsa sonuna ünlem işareti koyulmuş halde sormazlar yani. Son o zaman zaten anlarsın. Şimdi anlamına göre cümleler de bitti. Bir de son olarak yapısına göre cümleler var. Burası da dikkatli bir şekilde baktığımızda rahatlıkla yapabileceğimiz cümleler. Yapısına göre diye yazıyorum. Ve bunu da gösteriyorum ve ardından da bitiriyorum. Şimdi burada birincisi... Tek yüklemli cümle var. Tek yüklemli cümle. Burada içinde filmsi olmayan cümle bu. Mesela diyelim ki... Ali eve geldi demiştin ya. Burada sadece yüklem var. O yüzden biz buna tek yüklemli cümle diyoruz. Ama... Eğer fiilimsi bulunan cümle olursa, fiilimsi bulunan cümle olursa bu sefer içine bir fiilimsi koyman gerekiyor. Mesela Ali eve koşarak geldi. Şimdi koşarak kelimesi burada fiilimsi. Yani yan cümle oluyor bak. Hem geldi diye yüklemimiz var hem de şöyle altını çiziyorum bunu bak şöyle ponçikliyorum. Burada bir fiilimsi var. Fiilimsi olduğu için biz buna fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Demek ki bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümle oluyor. Ne kadar zor değil mi Tonguç? Şimdi bir de bir de e, ne diyelim birden fazla yüklem olan cümle var yani birden çok yüklem cümle yazalım birden çok yüklemli cümle burada da mesela Ali eve geldi diyorsun tamam virgül odasına odasına şöyle sığdım ha odasına girdi diyorsun bak şimdi burada geldi birinci yüklem Tamam. Girdi ikinci yüklem. Gördün mü? İki tane yüklem olmuş oldu. Bir de bağlacı olan cümle var. Onu da yazalım. Bağlacı olan cümle. Burada da iki tane yüklem var ama arada bir bağlaç var. Ali eve geldi. V diyorsun. Bak V diye bağlaç var. Ama da olabilir. Fakat olabilir. Ali eve geldi ve şöyle yazalım. Ve odasına girdi. Yani iki yüklemi birbirine bir bağlaç bağlarsa ve ama fakat gibi o zaman biz buna da bağlıcı olan cümle diyoruz. Şimdi bunu kaldırdık. Hemen bununla alakalı sorumuz var. Sonra bir bakalım. İyice oradan pekiştirelim bakayım. Şurada vardı ben bir soru görmüştüm. Ha. Şurada bak. Demiş ki: "Aşağıda verilen özellikleri taşıyan birer cümle yazınız." Oo! Direkt gerçekten bizi zorlayacak bir soru gibi duruyor ama korkmayacağız. Neden? Çünkü burada eğer önceden hazırlığımızı yaparsak Önceden sorular çözersek biz hatta o yüzden size yazılı notlarından ve yazılı denemelerinden çalışın diyoruz. Burada bir prova yaptığınız zaman sınavda karşınıza geldiğinde hiç endişelenmezsiniz. Ama diğer türlü gerçekten bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yayınladığı örnek soru tarzlarında biraz insan tırsıyor. Yani normal cümleyi sorup da bunun çeşidini sormuyor. Bu çeşitten bir örnek ver diyor. Kardeşim ben öğretmen miyim nasıl vereyim diyebilirsiniz. De bakalım. Kardeşim ben öğretmen miyim nasıl yapayım? Peki Milli Eğitim senin bu cümleni kabul eder mi? Etmez. Ver, vereceksin diyor. Ben bunun sorusunu soracağım sana diyor. Şimdi tek yüklemli kurallı isim cümlesi diyor. Şimdi bak bir kere kurallı olduğuna göre yüklem sonda olacak. İsim cümlesi olduğuna göre yüklem isim olacak ve tek yüklemli diyor. Yani işte fiilimsi olmayacak. Şimdi mesela bir cümle yazalım. Burada vardı mesela diyelim ki Ali çok mutluydu diyor ya bak. Mutluydu'nun yüklemi sonda kurallı. Mutluydu isim olduğu için isim cümlesi. Ve içinde fiilimsi olmadığı için tek yüklemli cümle. İşte bu kadar basit bir cümle yazsan esasında kurtarıyorsun ama... O anda sınavda karşına geldiğinde... Eyvah diyorsun ya ben battım diyorsun yani nasıl? Alper Gezer Avcı, Einstein işte ne bileyim böyle beynin yanıyor. Bu ne oluyor diyorsun. Sen çok zor bir şeymiş. Aslında çok basit bir şey. Diyeceksin mesela diyelim ki şöyle yazalım. Tonguç çok işte ne diyelim akıllıdır diyelim yani. Biraz mantıksız bir cümle oldu ama neyse. Tonguç çok akıllıdır. Akıllıdır isim mi? İsim. Akıllıdır yüklem cümlenin sonunda mı? Sonunda. İçinde fiilimsi var mı cümlenin yok. O zaman bu tek yüklemli. Kurallı bir isim cümlesi oldu. Tamam. İlkini ben yaptım zor olduğu için. ikincisini sen yap. Fiilimsi bulunan. Of. Devrik. Eyvah. Fiil cümlesi. Hiç korkmamıza gerek yok. Şimdi fiilimsi bulunan cümle içerisinde böyle fiilimsi olacaktı. Devrik cümle yüklem ortada veya başta olacaktı. Fiil cümlesini zaten biliyoruz. Mesela diyelim ki Devrikte kafan karışıyorsa bak devrik sorarlarsa önce onu kurallı yap sonra devriye çevir. Mesela diyelim ki ne diyelim şurada vardı ya Ali eve koşarak geldi kurallı bir fiil cümlesiydi. Bunu devrik yapıyorsun. Şimdi diyorsun ki geldi eve koşarak Ali diyorsun. Bu kadar basit. Şimdi bir kere devrik mi devrik cümlenin yüklemi başta. Fiil mi fiil çünkü geldi diyor. Filmsi var mı filmse var. E o zaman hepsi olmuş oluyor. Esasında mintoş bir cümle ama böyle gördüğün zaman aman Allah'ım diyorsun. Şimdi birden çok yüklemli, kurallı fiil cümlesi. Şimdi birden çok yüklemli. Mesela bu öyle. Birden çok yüklemli, kurallı bir fiil cümlesi esas. Ali eve geldi, odasına girdi ama buradan bakınca sanki işte integral türev matris determinant duruyor. Hiç korkmana gerek yok. Integral türev ne hocam? Onları liseye girince göreceksin Tonguç'um. Şu anda daha e, 8. sınıftasın ama gelecek senelerde liseye başladığında biraz 11. 12. sınıfta iyi bir fen lisesine anadolu lisesine girdiğinde onlar da senin karşına çıkacak ve diyecekler ki merhaba biz integral türev izleyecek. Şimdi, şimdi birden çok yüklem dediği için iki tane yüklem olacak. Mesela tekrar yazıyorum. Ali eve geldi. Birinci yüklem. Odasına girdi. Bak bu kolay örneklerin üzerine gidiyorum ki sınavda çıkarsa şak diye sen de bunu yaz ve tam puan al diye. Yoksa sınava girdiğinde şöyle bir şey yazmana gerek yok yani. Ali tertemiz odasına dikkatli bir şekilde girdi ve daha sonrasında odasındaki çantasını böyle böyle şeyler demene gerek yok. Böyle de yazsan yeter. Tam puan alırsın. Geldi birinci yüklem girdi ikinci yüklem. Birden çok yüklem. Kurallı evet yüklemler sonda. Fiil evet. Bunlar da fiil bitti gitti. Doğru mu? Doğru. Kaçarım ben arkadaş. Bağlacı olan aman Allah'ım. Kuralı fiil cümlesi. Yine aynısını yazıp araya bağlaç koyabilirsin. Ama bu sefer başka bir şey yazalım. Sen başka bir cümle söyle bana. Mehmet sınıfa girdi ve sırasına oturdu. Harikasın. Mehmet sınıfa girdi ve sırasına oturdu. Gerçekten çok sıra dışı, çok yaratıcı, çok kreatif, çok etkileyici bir cümle. Ama doğru. Gerçekten doğru. Niye? Girdi girdi. Oturdu oturdu. İki tane eklem var mı? Var. V diye bağlaç var mı var. Kurallı mı kurallı fiil mi fiil. Yani buradan esinlenmiş olabilirsin ama sanatçı bazen diğer sanatçılardan esinlenebiliyor. Burada da sıkıntı yok Tonguç'um. Tekrar söylüyorum. Mutlaka zihninizde çok kolay örneklerle başlayın ki sınavda aman Allah'ım diye kafanız karışmasın. Rahatlıkla yapabilin arkadaşlar. Şimdi o zaman cümle türlerini bitirdik. Buraya geri dönüyorum şuraya tekrar bizim başlangıç noktamıza. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar Tonguç Burada kurallı ve devrik cümleyi öğrendik. Yüklem sonda olursa kurallı, yüklem sonda olmazsa devrik oluyor. Yüklem isim olursa isim cümlesi, fiil olursa fiil cümlesi oluyor. Olumlu ve olumsuz cümlede ise olumlu cümlenin anlamı olumlu. Seni seviyorum. Tamam. Olumsuz cümlesi anlamı olumsuz. Seni sevmiyorum. Bunu da öğrendik. Burada şuna dikkat edeceğiz. Seni sevmiyor değilim. Biçimce olumsuz ama anlamcı olumlu. Tek yüklemli cümle... Eve geliyorum. Fiilimsi bulunan cümle... Eve koşarak geliyorum. Birden çok yüklenme cümle... Eve geldim ve odama girdim. Pardon. Eve geldim, virgül odama girdim. Çünkü niye? Ve olursa bağlıcı olan cümle oluyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi... Cümle türlerini, cümlenin fil fiil çatısını zaten hem yazılı notlarımızı anlattık hem de yazılı denemelerinde bunlara alakalı çok güzel sorular sorduk. LGS'de de geleceği için bu konuya çok iyi çalışmamız lazım. Şimdi gel şu şey taktiklerini verelim. Yazma konuşma dinleme taktiklerini verelim. Aynı anda anlam bilgisayarıyla alakalı bütün soruları çözeceğiz ve inşallah yazılı programımızı bitirmiş olacağız. Şimdi yazma konuşma dinleme taktiklerinde zaten Milletin Bakanlığı bu dilimizi daha iyi kullanmak için güzel Türkçemizi geliştirmemiz için bizi bunlarda da denenmesini istiyor ama hocalarımız bize zaten birazcık tolerans gösteriyorlar burada inanılmaz zor sormuyorlar yazma konuşma sınavında şu çok çok önemli Tonguç'um yazma sınavında sana bir boş sayfa verildiği zaman veya bir boşluk verildiği zaman mutlaka mutlaka Başlık atmayı unutmaman gerekiyor. Başlığı en son atabilirsin yazdıktan sonra ama satır başı denilen bir şey var. Direkt buradan değil de şöyle içeriden başlıyorsun. Sonra ikinci satırda Aşağıdan başlayabilirsin. Niye? Buradaki satır başı senin e, yazının daha güzel gözükmesini sağlıyor. Giriş var, ardından gelişme yazıyoruz. Gelişmede örnekler vererek konuyu açıyoruz. Sonuçta ise, sonuçta ise yine satır başı yaparak girişte söylediklerimizin benzerini söylüyoruz. Dolayısıyla mesela diyelim ki, hoca sana dedi ki, genel an faydaları nedir dedi. Yani internetin faydaları nelerdir dedi. Şimdi sen bir kere yazım noktalama dikkat ettiğin gibi. Yabancı sözcük kullanmamaya dikkat etmelisin. Genel ademen daha iyi internet yerine. İşte genel ağ sayesinde ulaşım, haberleşme, iletişim, işte eğlence, eğitim alanında faydalanırız diye bir giriş yapıyorsun. Sonra bunu örneklendiriyorsun burada açıklıyorsun. Ardından burada aynısını yani giriştekinin aynısını tekrar söyleyebilirsin. Bu da yeterli. Tekrar söylüyorum. Giriş gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturman lazım. Giriş ve sonuç aynı olabilir. Gelişmede örnekler verebilirsin. Satır başları önemli. Başka atmayı da unutmuyorsun. Gelelim konuşmaya. Bu zaten son derece özgüvenli bir 8. sınıf öğrencisi olarak vücut dilini iyi kullanman gerekiyor jestlerini yani el hareketlerini, mimiklerini, yüz ifadelerini iyi kullanman gerekiyor. Kısa cümleler kurarak yabancı çocuklar kullanmadığında zaten hocan sana iyi puan verecektir. Konuşma sınavlarından yüz aldım hocam. Aferin tebrik ediyorum. Zaten senin en iyi yaptığın şey konuşma Gelelim dinleme sınavına. Burada anahtar kelimeleri not alman lazım. Yani bazı kelimeler vardır ki mesela metindeki tarihler, özel isimler, 5N1K soruları yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim gibi soruların cevaplarına dikkat et. Bilhassa sayılara dikkat etmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Şimdi Cümle öngeleri, fiilçası, cümle türlerine bakmıştık. Anlam bilgisiyle, sözcükle anlamla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bakalım. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız demiş. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu Tonguç'um. Kelimelerin anlamını vermiş, kelimeyi bulmamızı istiyor. Yani kelimeyi verip anlamını istemiyor da anlamı verip kelimeyi bulmamızı istiyor. Bakalım. Yunus Emre'nin geniş halk kitlelerince bu kadar sevilmesinin en başta gelen sebebi hiç şüphesiz tüm insanlığı kucaklayan sevgisidir demiş. Şimdi burada bazı kelimeler var mesela Yunus Emre'yi soracak hali yok bize. Genişi sorabilir, halkı sorabilir, kitleyi sorabilir. Buna dikkat etmen lazım. Bazı kelimeler okurken hissetmen lazım yani. Mesela ne demiş? Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı demiş. Bak kalabalık ve kitle aynı anlama geliyor. Dolayısıyla burada ilk kelimemizin kitle olduğunu yakaladık bile bak. Kitle. Devam ediyoruz. Sevilme başta gelen sebep devam edelim. İkinci sebep ise kullandığı yalın derin ve içten Türkçesidir. Bak yalın kelimesi. Yalın kelimesi Tonguç Elyan benim. Sade, süsüz demek. Bak burada zaten süsüzü koymuş hemen buraya yalını yazıyoruz. İçten veya derin kelimesine ne sorabilir? Bakalım. Her türlü çıkar düşüncesinden uzak, kalpten, yürekten samimi. Kalpten, yürekten samimi ne demek? Kanka dost demek. Harikasın. Yani kankamız, dostumuz nedir? Samimidir. İçtendir. O zaman buraya da hemen İçten kelimesini yazıyorum Tonguç Şelan'ın benim. Devam ediyoruz. Onun Türkçesi sular kadar serin ve deryalar kadar derin, ovalar kadar engin, krallar kadar zengindir. Yunus'un şiirleri tabii bir samimiyetin ve coşkun ürünleridir. Tabii derken burada tabii yani doğal demek. Burada da zor bir kelimeyi sormuşuz Tonguç Şelan'ın benim. Böyle bir soru tarzı sınavda gelecek. Çünkü örnek senaryolarda da verdiler. Bizler yazılı denemelerinde de bunlardan sorular sorduk. Senin yapman gereken şey şu cümleyi okuduktan sonra sorabileceği kelimeyi hisset. Mesela Yunus Emre'yi sormayacak kesin. Genişi, geniş anlamında bir şey var. Süssüz genişlemek değil. Halk, halk kalabalık a atlamayacaksın ama. Halktan daha önemlisi kitle. Çünkü belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı halk dersen burada karıştırmış olursun. Tonguç Eladim Şimdi geldik diğer sorumuza. Yani geçiş ve bağlantı ifadeleri. Buradan da sınavda yüzde yüz sorulacak. O yüzden bu soruyu dikkatli dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi... Anlattıklarınızı duyamıyorum. Çünkü demiş. Şimdi sen çünkü dediğine göre buraya bir sebep vermen lazım. Sonuç ne? Duyamamak. O zaman bir sebep bulman lazım. Anlattıklarınızı duyamıyorum. Çünkü bir şey söyle bakalım Tonguç'un. Um. Ortam çok gürültülü. Tamam yazıyorum o zaman. Ortam çok gürültülü. Buraya istediğini yazabilirsin. Yani burada tek bir cevap olması şart değil. Ortam çok gürültülü. İşte dışarıdan ses geliyor fark etmez. Ama sen ortam çok gürültülü dediğin için ben bunu yazdım. Bak bu oldu. Bugün iş erken başladım. Hatta dedim mesela. Hatta Biraz daha anlatımı güçlendirmek istiyorsun. Hatta ne diyebiliriz mesela? Ee, birkaç siparişi tamamladım diyelim. Birkaç siparişi tamamladım. Bak iş erken başladı gibi hatta bazı şeyleri de bitirmiş onu da ekliyor. Tamam. Sınav sonuçları hala açıklanmadı. Oysa ki diyorsun. Şimdi buradakine ters düşen bir şey söylemen lazım. Yani buradakinin tersi. Sınav sonuçları hala açıklanmadı. Oysa ki açıklandı. Olmaz mesela saçma olur sınav sonuçları hala açıklanmadı. Ne demesi lazım mesela? Oysa ki açıklanacağını söylemişti. Harika. Oysa ki açıklanacağı söylenmişti diyebilirsin. Oysa ki açıklanacağı söylenmişti diyebilirsin. Onu değil de başka bir şey yazalım. Oysa ne diyelim mesela? Oysa ki geçen hafta açıklanacaktı. Oysa ki geçen hafta açıklanacaktı diyebiliriz. Bitti gitti. Devam ediyoruz. Araştırdım. Planlı çalıştım. Kurslara gittim. Kısacası ne yaptın mesela? İnekledim. Evet, mantıklı. Yani araştırdım, planlı çalıştım, kurslara gittim. P kısacası inekledim diyebilirsin. Ama tabi biz buraya inekledim yazmıyor Kısacası e elimden geleni yaptım. Kısacası elimden geleni yaptım ya da başarılı olmak için elimden geleni yaptım da diyebiliriz. Ama senin cümlen de mantıklı i̇nekledim de diyebilirsin. Sıkıntı yok, biz inekleri seviyoruz çünkü inekler çalışkan, başarılı ve azimli insanlardır. Daha doğrusu canlılardır. Elimden geleni yaptım. Tamam. Şimdi burada şuna dikkat çeksin. Ama fakat ancak yalnız ne var ki oysa gibi ifadeler olursa cümlenin akışın yönünü değiştirmen lazım. Buraya dikkat etmen lazım Tonguç'um. Geldik buraya. Bu metinde sözü edilen betonun üretilme amacı nedir demiş. Bakalım. Bilim insanları betonu enerji depolayabilecek pil haline getirmenin bir yolunu buldu. Bunun için çimento, karbon siyahı ve sudan oluşan bir karışım hazırlandı. Karışım kuruduğunda ise iletken bir nano malzeme elde edildi. Nano malzeme elektrik enerjisini çok hızlı biçimde depolayabilen ve serbest bırakabilen bir güç kaynağı olarak işlev gösterdi. Henüz yalnızca düşük enerjiyle çalışan birkaç ampul yakmak için yeterli güce sahip küçük boyutlusu hazırlandı. Ancak yakında daha büyük ölçekte de üretim yapılması planlanıyor. Güneş rüzgar ya da gelgitten elde edilecek enerjiyi binalardaki nano malzemeye depolayıp kullanmak çok iyi bir fikir olabilir demiş. Şimdi burada bu betonun üretilme amacı ne olabilir sence Tonguç'um? Bilemiyorum hocam her şey olabilir. Evet okumadın değil mi? Okumasan <laughs> Okumazsan tabii ki yani dikkatinden kaçarsa olmaz. Biz bu tarz metinleri sınavda okurken altını çizerek ilerlememiz önemli. Burada doğal yollarla oluşan enerjiyi depolamak vurgulandı bak. Güç kaynağı olarak işe gösterdi ve depolamak istiyor. Yani ee, nano malzemeyle depolayıp kullanmak çok iyi bir fikir olabilir diyor. Yani zaten nasıl filmlerin son 10 dakikası çok önemliyse maçın son 5 dakikası son 10 dakikası önemliyse maçın son 10 dakikasını izlemezsen tam sonuca emin olamazsan olamazsın yani filmin son 10 dakikasını izlemezsen filmi anlayamıyorsan metinlerin de paragrafların da son cümlelerine dikkat etmen gerekiyor. Burada son cümlede zaten söyledi doğal yollarla eğer bunu yazdıysanız tam puan alırsanız şu kalemleri kaldırayım. Doğal yollarla oluşan enerjiyi depolamak diyebiliriz. Depolamak diyebiliriz. Son şeyde, Şimdi geldik başka bir soruya. Bu metinden çıkarılabilecek iki yargıyı aşağıda belirten yerlere yazınız demiş. Bakalım bizden çıkarımda bulunmamız istiyor. Yani bir ana düşünce bir yardım düşünce çıkarmamız istiyor. Bakalım. İnsanlar bir insanın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller. Ancak bir kitap okuma deneyimi insanın bakış açısını denilemesine değiştirebilir. Yeni fikirlerle dolu bir dünyaya kapılar açabilir ve hayatı üzerinde derin etkiler bırakabilir. Bu kitap birinin perspektifini genişletebilir, bilinçlenmesine yol açabilir ve hatta hayatına köklü değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle kitapların insan yaşam üzerindeki güçlü etkisini tanımak kişisel gelişim ve anlayış açısından önemlidir diyor. Demek ki kitap insanların hayatını değiştirebilir. Şimdi buradan çıkarılacak birinci yargıyı sen söyle. Bir kitap bir insanın hayatını tümüyle değiştirebilir. Tamam, yazıyorum o zaman bir kitap bir insanın hayatını tümüyle değiştirebilir. Bir insanın hayatını tümüyle, bütünüyle fark etmez. Değiştirebilir. İlk yargı gerçekten çok güzel yakaladın Tonguç'um. Değiştirebilir. Gerçekten de bu metinde vurgulanan bu. Ee, aynı zamanda başka ne diyebiliriz? Köklü değişiklikler neden olabilir dedi. Ha bak insanın ufkunu genişletebilirdi. O zaman şöyle diyelim. ikinci yargıyı da ben söyleyeyim. Kitap virgül insanların ufkunu genişletebilir. İnsanların ufkunu genişletebilir bilir diyoruz ve burayı da bitirmiş oluyoruz. Geldik şimdi buraya. Aşağıda verilen kavramları örneklendiren birer cümle yazınız demiş. Şimdi burada yargıyı bizim bulmamızı istedi. Bak tam yeni tarz yazılı sorusu. Burada ise cümle verip bu karşılaştırma cümlesi mi örneklendirme mi abartma mı benzetme demiyor da bunlara birer cümle ku yazınız yani bizim yazmamızı istiyor test tekniğinden bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar güzel şimdi ve sınavda da yazılı da böyle bir soru yüzde yüz gelecek Tonguç'um hazırlıklı olmalısın şimdi karşılaştırma cümlelerinde mutlaka daha en kadar ise böyle şeylerle iki varlığın ...farklılıklarını ya da benzerliklerini kıyaslıyorduk, karşılaştırıyorduk. Şimdi sen bir karşılaştırma cümlesi söyle Tonguç Eladim benim. Bu yıl takımımız daha iyi oynuyor. Çok güzel, hemen yazıyorum bu yıl takımımız daha iyi oynuyor. Harika. Geçen yılda bu yılı karşılaştırıyorsun. Takımımız daha iyi oynuyor. Harika bir karşılaştırma cümlesi. Örneklendirmede ise anlatılan konu hakkında misaller verilir, örnekler verilir ve mutlaka mutlaka örnek verdiğinde hissettirmen lazım. Mesela ben yazayım bunu. Ne diyelim mesela yazar birçok türde eser yazmış dedin. Ondan sonra iki nokta üstüne koydu. Mesela roman diyebilirsin, virgül, öykü diyebilirsin, virgül, işte ee, makale diyebilirsin. Sonra da birçok tür dediğin için üç nokta devam eder. Şimdi abartma cümlesi senin en çok yaptığın şey. O yüzden abartma cümlesinin örneğini sana vereceğim Tonguç Eladim benim. Bir abartma cümlesi söyle bakalım. Dün gece sabaha kadar çalıştım. Güzel. Şimdi burada dün gece sabaha kadar ders çalışım cümlesinde abartma olduğunu anlıyoruz. Niye? Çünkü sabaha kadar çalışsan uykusuz kalırsın. Ama insanlar böyle gece 12'ye, 1'e, 2'ye kadar çalıştığı zaman sabaha kadar çalışım derler genelde. Bazen gerçekten sabaha kadar çalışanlar olur ama onlar baygınlık geçirir artık. Yani onu söyleyecek gücü kalmaz. O yüzden sabaha kadar çalışım diyenler genelde gece yaralarına kadar çalışmış demektir. O zaman yazıyorum senin cümleni. Dün gece sabaha kadar çalıştım. Sabaha kadar çalıştım. Gözlerime uyku girmedi işte ne bileyim işte veyahut da ne bileyim ee, işte o, o, kadar komikti ki gülmekten öldük. Bir ağlasam gözyaşlarım sel olur. Bir of çeksem dağlara eritir. Abartma kardeşim yani lütfen. Gelelim benzetmeye. Benzetme değilse gibi kelimesi çok önemli. Mesela annesinin dişleri inci gibi dediğimizde annesinin dişlerini İnciye benzetmiş oluyoruz. Sen bir cümle söyle Tonguç Eren benim. Zaman su gibi akıp gidiyor. Wow gerçekten alkışlamak istiyorum. Gerçekten mükemmel bir benzetme cümlesi söyledin. Senden bu kadar kaliteli bir benzetme cümlesi beklemezdim. Zaman su gibi akıp gidiyor. Gerçekten burada bir benzetme var. Niye? Zamanı suya benzetmiş. Benzeyen zaman. Kendisine benzetilen su. Gerçekten çok güzel bir cümle söyledin. E, teşekkür ederim Tonguç. Şimdi cümlenin ögelerine bakmıştık. Önce yüklem sonra özne, sonra nesne demiştik. Sonrasında fiil çatısına baktık. Onu kelimesi alabiliyorsa geçişli alamıyorsa geçişsiz dedik. Etken kendisi yapıyordu. Pencereyi kapattı kendisi. Biraz dinlendik kendimiz. Ama edilgen başkası tarafından dağıtıl diyorduk. Buna dikkat çektik. E, kurallı cümlelerin yüklemi sondaydı. Devrik cümlelerin yüklemi başta ya da ortadaydı. İsim cümlelerin yüklemi isimdi. Fiil cümlelerin yüklemi fiildi. İki yüklem cümlelerde bir, iki tane yüklem oluyordu. Bağlacı olan cümlelerde ise arada bir de bağlaç oluyordu ilk yükleme rağmen. Bunları bileceğiz. Şimdi gel bakalım bir tane anlatım biçimi sorumuz var. Öyküleme masallardan, hikayelerden, romanlardan alınmış olay anlatımı olan paragraflar. Betimlemede varlıklar resmi çiziliyor. Gözümüze canlandırılıyor. Açıklamada ders kitabı gibi bilgi veriliyor. Tartışmada ise konu hakkında sohbet ediliyor. Tartışma havası var. Bakalım. Parkın köşesinde yemyeşil yapraklarıyla süslenmiş, gökyüzüne yükselen bir ağaç var. İnce dallarında pembe, beyaz ve mor renklerin birleşiminden oluşan zarif çiçekler açmış. Rüzgarın esintisiyle nazlı nazlı sallanan bu çiçekler, güneşin ışığı altında adeta dans eder gibi görünüyor. Ağacın etrafına toplanan kuşlar neşeyle ötüşürken, çiçeklerin mis gibi kokusu etrafa yayılıyor. Şimdi burada zihnimizde güzel bir parkın köşesi canlandı mı canlanmadı mı Tonguç'um? Hocam cennetin tasviri yapılmış. Çok güzel söyledin. Cennetin tasviri yapılmış. Yani betimleme yapılmış. Harikasın. Cevabımız B seçeneği. Geldik şimdi kurgusal unsurlar sorusuna. Kurgusal unsurlara yer verilmemiştir. Yani gerçekçi olacak. Bakalım. A. Yumuşak bir ses tonuyla buraya bak canatın. Kış gelmek üzere. Balıklar artık suyun üzerinde değil derinlerde yüzecek. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsan nasıl yemek bulacağını öğren dedi babası. Ama genç martı oralı bile olmadı. Şimdi sence burada kurgusal bir unsur var mı Tonguç'um? Evet hocam martı babasıyla konuşuyor. Değil mi? Martı'nın babası martı ile konuşuyor. Bak martı genç martı oralı bile olmuyor. Ya yani martı insan değil ki martı ne anlayacak ne konuşacak yani. O yüzden burada kurgusal bir unsura yer verilmiş. Ozan A'yı geçtik. Yaprakların arasından süzülen güneş ışığıyla aydınlanan bu ormanda kuşların şarkıları her köşede yankılanıyor. Her bir kuş kendi eşsiz sesiyle doğanın orkestrasına katılıyor. Birlikte sessizliği en güzel notalarla dolduruyor. Burada ne var kurgusal unsur olarak Tonguç'um? Kuşlar şarkı söylüyor. Değil mi bak kuşların şarkıları diyor. Ya bu tam hayali bir şey. Kuşlar şarkı söylemez. Kuşlar öter yani şöyle cik cik diye öter. Nerede kuş sesimiz? Burada bak. Çok güzel. C'ye bakalım. Güneş bir bulutun arkasına çekilmiş ve rüzgar kasırga şiddetinde esmeye başlamış. O kuvvetle estikçe ihtiyar adam paltosuna daha sıkı sarılıyormuş. Sonunda rüzgar pes etmiş. Güneş bulutların arkasından çıkıp yaşlı adama nazikçe gülümsemiş. Çok geçmeden adam alnındaki teri silip paltosunu çıkarmış. Şimdi burada kurgusal unsur nedir Tonguç'um? Güneş nazikçe gülümsüyor. Tonguç'um gerçekten alkışlamak istiyorum seni. Gerçekten kolay sorularda değil zor sorularda da başarılısın. Güneş nazikçe gülümsemiş. Güneşin gülümsemesi hayali bir şey. Kurgusal bir unsur. O zaman cevap Denizli galiba. Bakalım. Kasası portakal yüklü bir kamyon park etmişti çeşmenin yakınına. Canım portakal çekti ama şoförden isteyemedim. Su kaplarını doldurarak rüzgarın kamyondan estirdiği kokuyu duya duya eve doğru yöneldim. Şimdi burada hiç hayali bir unsur, kurgusal bir unsur yok. O yüzden cevabımız denizli. Adana, Bursa, Ceyhan seçeneklerinde kişileştirme hatta konuşurmalar vardı. Ama deniz seçeneğinde herhangi bir kişileştirme buna benzer bir şey yok. Şimdi bu cümleyi kurallı hale getirerek yeniden yazınız diyor. Yani yüklemi sona koyun diyor. Şimdi öncelikle bu cümlenin yüklemini bulmamız lazım. Milleti makamının örnek yazılı sorusu benzeri. Günlerdir iple çekiyorum okulun düzenlediği Uludağ gezisini. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? İple çekiyorum. Harika. İple çekiyorumun altını çizim. Şimdi bu cümlenin sonunda değil ortasında. O yüzden bunu cümlenin sonuna almamız lazım ki kurallı hale gelsin. O zaman ne diyelim? Okulun düzenlediği Uludağ gezisini günlerdir iple çekiyorum. Hemen yazıyorum. Okulun düzenlediği düzenlediği e, Uludağ gezisini Uludağ gezisini iple pardon günlerdir unuttuk. Şurada günlerdir yazmazsak kurallı olmamış olur. Günlerdir günlerdir iple çekiyorum. İple çekiyorum günlerdir dersen gene devrik olmuş olur patlardık. O yüzden İple çekiyorum ifadesi kesinlikle cümlenin sonu olması lazım. Okulun de okul. Uludağ gezisini günlerdir iple çekiyorum. Şimdi geldik başka bir map örnek yazılı sorusu benzerine. Bu cümleyi ögelerine ayırınız demiş. Bakalım. Şimdi aradığın kitabı okulun kütüphanesinde bulabilirsin. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Bulabilirsin. Harikasın. Bulabilirsin yüklem. Peki kim bulabilir? Sen bulabilirsin. Sen gizli özne. Tamam. Sen özne. Peki neyi bulabilirsin? Aradığın kitabı. Harika. Aradığın kitabı bak. Neyi sorusuyla bulunduğu için buna da nesne diyoruz. Ve neyi sorusuyla bulduğumuz için de belirtili nesne diyoruz. Peki nerede bulabilirsin? Okulun kütüphanesinde. Harika. Okulun kütüphanesinde. O zaman bu da nerede sorusuyla bulunduğu için buna da yer tamlayıcısı diyoruz. Tonguç Eladi benim. Aradığın kitabı yani belirtili nesneyi okulun kütüphanesinde yani yer tamlayıcısında bulabilirsin. Yüklem olmuş oluyor. Şimdi geldik başka bir map örnek yazılı sorusu benzerine ve bu da bizim son sorumuz. Bundan sonra zaten yazılı notlarımızdan konuları tekrar diyoruz ve en önemlisi Tonguç'un yazılı denemeleri. Çünkü yazılı denemelerinde sana çok güzel sorular hazırladık. Bu soruları yapabiliyorsan eyvallah alkış hak ettin ama yapamıyorsan mutlaka kare kodu okutarak soruların çözümlerini buraya yaz ki iyice öğrenmiş ol. Sınava girdiğinde de yüzü al ve çık inşallah. Şimdi Özden yüklem ilişkisi bakımından bu cümleyle özdeş olan farklı bir cümle yazınız demiş. Tam bir yazma sorusu yine dikkatli olmamız gerekiyor. Bakalım. Önce bu cümleyi bulalım. Davetler konferans salonundaki yerlerine tek tek oturtuldu. Şimdi kendisi mi oturtuldu? Başkası tarafından mı oturtuldu? Başkası tarafından. Harikasın. O zaman buraya şöyle yazıyorum. Başkası tarafından oturtulmuş. Başkası tarafından. Yani bu e dilgen. Şöyle yazıyorum. E dilgen. O zaman biz de yine özdeş olan dediği için Edilgen çatılı bir fiil yazacağız. Şimdi biz edilgen çatılı fiille alakalı bir örnek cümle koymuştuk. Ne demiştik? Soruları çözdü, etkendi. Sorular çözüldü edilgendir. Aynı bunun gibi bir cümle yazmamız gerekecek. Mesela ne diyebiliriz Songuçum? Sorular tek tek cevaplandı. Harika. Sorular tek tek cevaplandı. Yani başkası tarafından oluyor. Cevaplandı. Bak buna benzer cümleleri zihninizde hazırlayın arkadaşlar. Sınavda geldiği zaman taktiği yaparsınız. Çünkü yazılıda muhtemelen hocalarınız da size buna benzer edilgen cümle etken cümle yazmanızı isteyecekler. Yazmak gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden mutlaka bu tarz örneklere karşı hazırlık olun. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumları yazın arkadaşlar. Hepinize yazılarınıza başarılar diliyoruz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç sundu.